Bekliyoruz. Militino ve Plyce hava atışına çıkıyor. Militino çeliyor. Mike James ve Ceska Moskova hücumu. Sitch karşısında yine Şengeli'yi düşünüyorlar. Aldı topu sırtı dönük. Plyce'a yardımı hazır. Militino devrildi ve Singleton basket foul. Tekrar ettiler oyunu. Yani Singleton onun sol omzuna doğru dönmemesi için ortayı kapattığında hemen dip çizgiye doğru Şengeli'ye döndü. Tibor da oradan yardıma gelmek durumunda kaldı. Çok şey oldu. Şimdi şurada şu soruyu sorayım o zaman. Plyce'in yardımı verdi. Shane Larkin, Singleton tekrar Larkin karşısında Şengeli'ye. 3 sayılık atışı Shane Larkin, o da kısa kaldı. 2'de 0'ız şu an. Mitsic çembere gitti. Mitsic ters durike kaçtı. Singleton bir kez daha çeldi. Bir hücum şansı da Anadolu Efes adına. Yani Anadolu Efes'in en önemli özelliklerinden biri çok fazla üçlük deniyor ama yaratılan pozisyonlar üstünden, asistler üstünden deniyordu. Plyce'dan hook atış isabetli. O yüzden kısaların çarşısında savunuyoruz. Faulü aldı. Klasik. Ya bunlar nasıl çok hissediyor? Evet, nasıl hissediyor? Çok hissediyor. Hemen dur atışı da yapayım. Belki alırım atışı diye. İlk atışı isabetli. İkinci atışta da isabet var. Mike James 4-2 yaptı skoru. James Anderson'a karşı Kurbanov bir fake daha geldi. Şengelya çembere gitti. Singleton bozdu orada. Milutinov tamamladı. 6-2 Ceska. Onlar değerlendirmeye çalışıyor Misic. Mike James. Plyce foul. İki serbest atış gelecek Mike James'ten. Ya Plyce da o. Mike James yine çizgide. İlk atışı başarılı. O da üçüncü de faul atışlarıyla. İkinci atış kaçtı. Elemeler sonrası çok yavaş potaya değebiliyor. Şengelya bir tane daha denedi. Bu girdi. Bu isabetli. Biraz erken konuştuk. Çok boşalttı ama. Evet. Anderson karşısında Deron Hilliard birebir oynuyor. Hilliard geriye çekilerek atışı. Deron Hilliard ve atışta isabet var. Fark 10 sayıya çıktı. Mola geliyor. Ya zor bir atış ama Hilliard son haftaların iyi oyuncularından. 12-2 Ceska Moskova üstünlüğü. Simon. Dunstan'a verdi. Dunstan atışı isabet edildi. Hücum reboundunu aldı. Brian Dunstan bu da kaçtı. Hadi artık Dunstan nihayet. Be. Bravo. Yani ilk defa tempolu bir yarı saha set hücumu üstünden çıkarıyor. Mike James. James. Turnike'yi bıraktı. Yani çok rahat hissediyor kendini. Rostov Simon bir perdeleme daha kullandı. Koridoru buldu. Pasını verdi Brian Dunstan. Güzel oyun. Ya Dunstan oyuna girdikten sonra Simon'la beraber hakikaten şekli değişti yarı saha basketbolun. Milutinov sırtı dönük. Dunstan'a karşı oynuyor. Şengelya'ya pası. Şengelya bir fake Singleton karşısında. Şengelya turnike isabetli. Yani çok fazla dışarıdan kaçırdı Şengelya. Mitic. Mitic orta mesafe deniyor. Vasilya Mitic. Bravo. Clyburn'e tutuyorlar Mitic'i. Militinov da çok... Ron Hilliard. Clyburn'un perdelemesi var. Hilliard da orta mesafeyle karşılık vermek istiyor. Geliyor karşılık. 18-8 Ceska. Simon pasını verdi Dunstan. Bu dakikalarda Dunstan'ı besliyor Simon. Simon, Dunstan işbirliği. Singleton. Komenko oyunda bu arada. Simon Boba'yı buldu. Üst sayılık atış. El üstü atış isabetli. Rodrick Boba farkı 5 sayıya indiriyoruz. Ya Simon'un 3. asisti. Clyburn yine geldi. Yine Hilliard'ın bir orta mesafesini düşünebilirler. Clyburn. Simon'un üzerinden atışı isabetli. Onlar da Clyburn'ı Simon'a karşı çembere yaklaştırdı. Dunstan perdelemeye geliyor. Faul hakkı var, kullanacaklar. Militino yapıyor o faulü. İkinci takım faulü. Burada Semen Antonov oyunda. Dunstan birebir gitti. Foytman'ın üzerine doğru pasını verdi. Mitsic süre dolmak üzereyken atış. Bu arada faul düdüğü geldi. Yanlış görmediysem. Onu Foytman'ın hakikaten. Yok. Süre dolmuştu. Bunun da ses diyor. Peki ilk çeyrek bitti. Foytman
Ekstra pas geldi Clyburn. Jelinek alır almaz. Üçsayılık atışı isabet ediyor. Şans basketi oldu. Evet, şans basketi oldu ama maçın başının veri de hakikaten çok boş uçuk şandan çözüm üretmek yerine. Simon. Üçsayılık atışı. El üst atış isabetli. Poitman üzerinden atış isabetli. Kronoslav Simon. Yani 23-16. Asistel. Poitman. Şengelya. Şengelya. Atış isabetli. Yani çok deniyoruz onun için. Vesic, Simon, Simon çembere gitti. En Simon, sevdi. Kırmaslav Simon. Ya bu atışları nefis yapıyor. Mike James. Mike James Şengeli'ye pasını verdi. Şengeli'den ekstra pas geldi. Bir fake daha Foytman'dan. Orada bir 2-3 kişi havadaydı en son. Ya orada topa kısanın topu var. Foytman karşısında. Vasilya Mitsic çembere Bravo. Gitti. Mitsic. Dunstan basketbol. Yani... Dunstan inanılmaz oynuyor şu ana kadar. Yani hücum bantlarına çok iş yapıyor, çok çalışıyor. İçmeyi buldu, çembere atak yaptı. Turnikesi burada kısa kaldı ama Dunstan iki kişiyi birden bakslamış orada. Dördüncü hücum ribandı Ali Emre, Dunstan. Yani aldığı bütün ribandlar hücum ribandları. 8 sayıda. 2+1 geldi Brian Dunstan'dan. Clyburn acele etmedi. Clyburn sırtı dönük Simon'a karşı. Çok boş. Dunstan o gömülmekten vazgeçti. Evet, çünkü Voigtman'ın bir tehdidi var. Simon da şaşırdı. Dunstan, Weirman el üstü atış, üç sayılık atış isabetli değil. Larkin topu çeldi ve Brian Dunstan bomboş. 30-23. Yani bu top çelmesi de Larkin'in maçın başına itibaren yaptığı tek pozitif işlerden biri. İkinci asisti yani. Evet, katkı olarak böyle yapabildi. Evet, yani bugün hiç ritimde değil maçın başından itibaren. Mike James üçsayılık atışı kısa kaldı, yine geldi. Mike James bir deneme daha. Mike James bu da kaçtı. Bir fast break gelebilir mi? Yani... Vasilya Mitsic turnikeye gidiyor. Mitsic Bravo. Turnikeyi bıraktı. Fark 5 sayı oldu. Itudis. Bir mola işareti. Hayır, televizyon molası. Basketbol dönmesi için Shane Larkin'in ritme girmesi gerekiyor. 3'te 0 saha içi isabeti Hilliard Clyburn. Clyburn 3 sayılık atışı isabet. Mola dönüşü 3 sayılık isabet Will Clyburn'de. Onlar denemesi orada. Hilliard da tabii opsiyon olan bir isim ve Larkin atış halinde vermedi sanırım. Yani 2-3 perdelemesinde eğer adam değişme savunması yaparsan Efes orada da ritimle Mike James'in veya o Darren Hilliard kim oynuyorsa o ikili oyunu kısa oyuncu olarak çok kolay bir şekilde o koridoru kullanmaya çalışıyorlar. O yüzden yine iş kendirmek için oyuna soktu. Sertaç da zaman zaman geçmiş sezonlarda biti buldu. Antonov boş. O da kaydetti 3 sayılık isabet. Yani çok uzağız. Çünkü devreden oyuncuya da gitmesi gerekiyor. Sertaç'ın pası Muarman 3 sayılık atışı. Hadi gelsin Mış. Bravo be. Muarman. Bravo be. Fark 6 sayı. 36. Isındılar mı? Zor. Simon. Larkin. Bravo çembere be. Gitti. Bravo Shane be. Larkin. Sertaç orada koridoru aslında iyi açtı. Milutinov yani pendeledi. Sertaç orada koridoru açtı. Simon'un işin için. Simon 5 sayı 5 asist. Clyburn turnikeye girdi. İsabet dedi. Rebound. Orada Antonov. Dirsekle çıkardı ama devam etti oyun. 38-32 tempo arttı. Simon. Simon yine çembere gidiyor. Kronoslav Simon atışı isabetli. Güzel gidiyoruz. İyi gidiyoruz. 38-34. Şu anda Simon'sa girdikten sonra işler çok değişti. Şu anda oyunu domine eden bir Simon var. Doğuş oyunda orada pas arası yapamadık ama Milutinov maçla bitirdi. Adrian. O yüzden o faul yapma noktasında da risk alabiliriz. Mike James zor pozisyon. Turnike isabet. Mola sonrası Ceska var çünkü sadece bir takım faul hakkımız var. Soyunma odasında belki de skoru eşitleyerek girebileceğimiz bir 2-2,5 dakika olacaktı. Ama burada 4-0'lık bir seri ve şu anda tekrar CSK'nın hücum hakkı. Mike James 7 sayıda. Mike James verdi pasını. Hilliard 3 sayılık atış alır almaz. 3 sayılık isabet. Fark yine çift tane oldu. Burada top tarafından edemediğimiz atışlar. O bakımdan kötü gözüküyor. Hilliard yüklendi.
Ya Anadolu Efes bu Spanish pick and roll dedikleri İspanyol pick and roll diyor ve her takım pozisyonu oynuyor Anadolu Efes'e. Vitsic, Simon'u buldu. Simon çizgiye bastı. Son top şansı şimdi Ceska'ya ilk yarıda. Bekliyor. Biraz daha baskı yapabilir miyiz sanki? Yaparız. Yani hal hakkımızda var ama. Clyburn rahat rahat gitti. Evet, skor. Hilliard kenardan topu oyuna sokuyor. Antonov, Mike James. Mike James başında iki oyuncumuz var. Mike James çok uzun mesafeli bir atış. Payan'ın üzerine çarpıyor. Peki, ilk yarı 47-34 Ceska üstünlüğüyle bitiyor. 13 sayılık fark ki son 1,5 dakikada sayı bulamadık 38-34'ten sonra. Hatta 2 dakikada soyunma odasına geride gidiyoruz. Deron Hilliard. Mike James. Mike James pası Hilliard. Çok boş kaldı. 3 sayılık atışı isabetli. 3 sayılık isabetle başlıyor. Ceska Moskova 50-34. Hilliard'da. James koridoru buldu. Pası dışarıya Kurbanov. Blok geldi Simon'dan. Kurbanov çizgiye de bastı üst üste 2 kere. Paterniko oraya bakmadı bile. Yukarıya bakıyor. Yukarıya bakıyordu o sırada çünkü. Bloktan sonra Simon'un bloğu işte. Bu biraz enerji ver. Mike James Milutinov'a doğru indirmek istedi. Dunstan araya girdi. Top yine Ceska'da Mike James. 3 sayılık isabet. Ya o kadar kolay, rahat hissediyor ki kendini Mike James. Şurada bu şutu atarken muhtemelen ne yaptı? Yani yüzlerde, yüz onlarda çok dinlenik atıyor şutu. O yüzden de isabeti yukarı çıkıyor. Ki bu maça kötü başladı. Yani skor olarak kötü başladı. 5'te ilk üçlüğünü soktu. 5'te 1 ile şu anda sağladı. Larkin. Larkin verdi pasını. Muharman 3 sayılık atışı. Adrian Muharman. Dunstan. Dunstan. Şengeli hafiften bir sarıldı. Faul düdüğü geldi. Yani Shane Larkin burada Milton'a karşı o ters eşleşmeyi birebiri oynamış olmak için oynuyor. Normal bildiğimiz Shane Larkin orada yani geçerdi. Kesin iki kişi birden geçer. Yani rotasyonla geçiyor. Aslında Türo çok forvetle bekleyip alan daralıyor. Larkin o koridoru göremedi diye tahmin ediyorum. Mitic turnikeyi bıraktı bu arada. Evet yani koşarak hareket. Mike James. Milutinov pası. Alley-oop geliyor. Smaç. Nikola Milutinov'dan rahat bir pas. Mike James 6. asisti. Yani işte o oynanıyor. Yine topa hiç baskı yapmadığımız, hiç yaklaşmadığımız pozisyon. Larkin 3 sayılık atışı isabet edildi. Kurbanov rebound. Hilliard içeriye doğru kat etti. Aldı. Orta mesafe atışı isabetli. Yani orada birebir Milutinov'la. Vasilya Mitsic. Mitsic yüklendi. Mitsic kısa kaldı atışı. Milutinov da orada bozdu. Yani o da kendi takımında. Osmanlı takımında. Larkin kaçırdı. Hiç Warman çeldi. 3'te 0. 4'te 0 oldu. Warman çembere doğru gidecekken Semen Antonov. Yani tamamen deneme atışı şeyin Larkin için bunlar. Hiç hissetmiyor. Koç da değiştiriyor. Yani bu maç Shane Larkin'li mi yoksa Shane Larkin'siz mi seçime gitmesi gerekiyor Ergin Ataman. Ama burada kolay yaptım bir, acaba o seçim ama burada daha kolay bir seçim değil çünkü. Çok var. Buraya kadar hep Anadolu Efes Shane Larkin'le geldi. Ama şu anda sahada olmaktan keyif almayan bir Shane Larkin var. Mitic. Biraz enerjiye ihtiyacımız var. Vasilya Mitic 3 sayılık deneme. Atışı isabetli Mitic. Bakalım. Gelecek mi o enerji? 57-39. Mike James pasını verdi. Clyburn. Öncesinde. Boyerman faul yaptı. O da onaylar bir şekilde. İlk yarı Dunstan ve Simon'un müthiş bir sinerji yakaladığından bahsetmiştik. İkinci yarıda maça başladıklarında Shane Larkin de oyunda olduğu için onun ritimsizliği diğer oyuncuları da etkiledi ve yani çok kötü oynadığımız bir 5,5 dakikayı geride bıraktık. Clyburn ilk atışı isabetliydi, ikinci serbest atışı. Will Clyburn çizgiden 2'de 2. Ron Hilliard karşısında Mitic. Mitic çembere gitti. Vasilya Mitic vücudunu koydu orada, faulü de aldı ama basket faul gelmedi. İlk atışı isabetli Mitsic'in 2.34. Yani o noktada durduk. Oradan sonra Ceska'da durduk. Milutinov top istiyor, aldı. Bir kez daha Şterniyek'se buluşturdu. Şterniyek yüksek bırak.
yaptı, atışı isabetli. O kadar uzak ki savunmanın yorgun olduğundan hep bahsediyorduk. Dunstan basket geliyor. Mitz için asisti. Ama bu maçta çok yani enerji düşüklüğünün sebebi yorgunluk olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü ligdeki maçları da ertelendi. Oynamadım. O yüzden dinlenme şansı da buldu. Duran Hilliard. Hilliard çembere atak etti. Atışında isabet yok. Milutinov. Dunstan'ı aldı arkasına. Milutinov. Bu katışı Milutinov. Basketi buluyor Nikola Milutinov. O da çift taneye ulaştı. Bunu da aldı. Şimdi topla birlikte geliyor. Bir etrafına baktı. Süratlenmek istedi. Çembere gönderdi topu. Ceska'nın zaten takım faal hakkı dolmuştu. Çizgiye gelecek Vasilya Mitsi. Yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Kendimizi tekrar ediyoruz ama hakikaten bugün enerjisi hiç yok sahada. Yani savunmada Moskova'ya biz maçı kazanmak amacıyla geldik. Yani ben göremiyorum açıkçası. İşte görüntüdeki yani 4 sayıda. Sezon başlangıcından itibaren Mike James'in bu sene müthiş bir sezon geçirdiğini söyleyelim ve herkes Mike James'in Shane Larkin eşleşmesini konuşuyordu. Bekliyordu. Biz de bekliyorduk ama bugün o eşleşmeyi izleyemiyoruz. Yani bunun da sebebi hakikaten Shane Larkin hiç işin içinde değil. Schrenniex, Voigtman baktı çembere bomboş kaldı. Johannes Voigtman onun da 3 sayılık isabeti. Ceska Moskova. Larkin bench'te Mitsic zorladı. Blokladı. Bir pozisyon var. O bana o kadar. Mitsic kaçırdı. İkide sıfır çizgide Mitsic. Şu anda mental olarak da kırıldık. Maçtan koptuk. Schrenniex. Backdoor koşuyu yapan, arkaya koşu yapan isim Ivan Ukov. O da bir de Nikita Kurbanov. Bugün hiç sayı kaydedemedi. O da enteresan. Boban 3 sayılık isabeti. 8, 48 yaptı skoru. James Anderson savunmasına Hilliard. Hilliard çembere doğru gitti. Çok dengesiz düştü orada. Yani ortası o kadar boş ki. Oynatıyorlar Voigtman'la beraber. Voigtman'ın şu riski olduğu için Plyce oyuncuların önünden 3. sezonu tam tersi ve bu yolu evet bu yolu hep biliyoruz sürekli maç trafiğinden dolayı ama onda da müthiş reaksiyon gösteriyordu geçtiğimiz 2 sezonda. Hatta bu maçı saymayalım. Son 2 maçı Burn. Singleton faul yapıyor. Clyburn çizgiye gelecek. Yani Clyburn'un Clyburn 2'de 2. Oynadı zaten. 3. sezonu senin de söylediğin gibi takımın. Mike James 2'ye 1 gidiyorlar. Clyburn turnikeyi bıraktı. Fark giderek açılıyor. Var. Onun dışında hep tüm maçlar kafa kafaya gitmişti. Çembere dahi değmedi top. 0.2 var. Ya ilk kez yani o maçtan bu yana ilk kez bu kadar dominant bir oyun var her iki taraf için. Hem öyle dediğim gibi hem de son 3 haftada ikinci defa bu kadar kırıldığı bir maç yaşıyor Anadolu Efes. Yakın savunma yapıyor. Moerman karşıladı. Mike James pasını verdi. Voigtman rahat bir şekilde smaç vurdu. Mike James'in de 9. asisti. Yani o. Rodrick Boba verdi pasını. Singleton basketi buldu. Schrenniex. Voigtman'a indirdi topu pası. Clyburn köşede bomboş. 3 sayılık isabet. Yani orada doğuş gitmedi Clyburn'un. Çıkmadı çünkü önünü soktu. Kötü bir pas. Mike James'ten bir de uzun pas geldi. Clyburn bir dribbling. Basket foul. Mike James'in anıcı asistı. Double double geldi. Ama o maç bile daha sert olmuştu. CSK için. 30 sayı geçiyor fark. Ediyor Boğuş'un. Boba. Çembere gitti. Turnikesi isabetli. Voigtman
James Anderson arkasında. Clyburn yine aynı nokta. Bomboş yine isabetli. Clyburn'un de Muharman çevirdi ama 2-2 geliyorlar. Strelnyak ise geriden geldi. Bomboş kaldı. Üç sayılık atışı isabetli değil. Rebound to Cole. Tamamen kontrolden çıktı şu an iş. Yani çok uzun süre var aslında. Ya Mike James hücuma 15 saniye sonra katıldı. Mike James üstelik atışı isabetli değil. Rebound. Poitman. Ukol. O da isabeti buldu. Son 5 saniye. Mike James çembere gitti. Doğuş blokladı mı? Faul düdüğü geldi. Faul geldi. Mike James 2 serbest atış kullanacak. Sonrası. Evet, evet. Yani ilk başta topa dokunmuş. Topu iyi takip etmiş Doğuş ama. Hiç zorlamadığı bir maç. Hiç zorlanmadığı bir maç. Erten. Sertaç. Şu anda basketbol maçının son 5-6 dakikasına. James Anderson. Boş kaldı üst sayılık atışı. İsabetle James Anderson. Milutinov. Milutinov. Atışı isabetli. Nikola Milutinov. James Anderson'la geçen haftanın. Anderson. Anderson zor atış. İsabetli değil. Rebound. Singleton aldı. Bir fake Singleton'dan. Teması da aldı. İki serbest atış kullanacak. Atışı isabetli Chris Singleton. İkinci atış kaçtı. Poitman rebound'ı aldı. Semen Antonov. Komenko da basket buldu. Aktif oynayıp da sayı kaydedemeyen tek isim Kurbanov. Son 4 dakikaya giriyoruz. Ukol bir de üstelik deneme, o da isabetli. Yani yanına adım atarak zor pozisyonda. Singleton zorladı, smacı vurdu. Anadolu Efes işte. James Anderson. Boğuş. Erten alır almaz üstelik atışı. İsabetli Erten Gazi. Kıbrıs'ta. Anderson çembere doğru gitti, fake'i Şengelyan'ın faul. ...96-63 yaptı skoru. Ukol. Semen Antonov. Komenko verdi pasını. Şengelya üç sayılık atışı. Kaçırdı. Semen Antonov hücum reboundu ve basket. Halimde olmadı. Çünkü yani baktığında Baskonya maçı, evet, olabilir. Anadolu Efes'in öyle bir hakkı var. Yediliş şekli vazgeçerek kaybetti Anadolu Efes ve son 3 haftada 2 defa oldu. Komenko ısrar etti ve çembere gitti. Yüzü Komenko ile buldular. Maç sona ermek üzere. 165'lik skor. Erten saate baktı. 3 sayılık atışı isabetli değil. Muharman. Evet, atış geçerli. 167 bitiyor maç. Son dönemlerde CSKA Moskova adına Anadolu Efes karşısında alınan en farklı galibiyet diyebiliriz. En son nokta o skor olarak. Anadolu Efes içinse bu akşam 1,5 periyot mu oynadık? Muhtemelen 8 dakika falan oynadık. Yani